Evlat, var mı bunlardan bir istediğin? Yani var mı özel bir bayan bu güzellikleri ona gideresin? Sağ olun. Kürtlerle aram o kadar iyi değildi. Ah böyle yeni nesil. Evlat, erkeğin ilk işi budur. Kürtçülük mü? Evet, kürtçülük. Kadınını avladığın hayvanların kürküyle sarıp sarmalayacaksın. Simsıcak tutacaksın onu. Medeniyet bu fedakarlığın üzerine kurulmuştur. Bazılarımız ona vahşet diyorlar. Vahşet aşkın ilk cümlesidir yeğen. Bak evlat, her kadın güzel bir kürkün içinde kendini güvende hisseder. Her erkek ona o kürkü verdiği an kendini avcı sanır. Sizin meseleye bakışınız farklı abiler. Dayı, kıza kürk almaya mı geldik? Ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. Ne kürkler gitti bu dükkandan. He dayı, kimlere kimlere? Vay 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 vay. Geri çeviren oldu mu dayı? Oldu. Bir tane. Göster Marco. Saklamıştım Hasan. Sonra beraber oldunuz ama yine. Olmadık. Azat? Azat. Görüştük, seviştik. Ama öyle bir enkazdı ki bizimki. Arkamızda bırakamadık. Altında kaldık. Ama buldunuz yine birbirinizi. Ezel, bazı aşklar iki değil, üç kişiliktir. Bilmez miyim? Ben o adamın abisini öldürdüm. Kızını aldım, geri vermedim. Kenan gidince Selma ile yine beraber olduk. Ama birbirimizi bir daha bulamadık. Aç bakalım Marco. Buraya geldi Gezel çünkü delikanlının cebindeki parası neyse odur. Bizim cebimizdekinden daha fazlasına ihtiyacımız olabilir. Marco. Çıkar bakalım banka cüzdanını Marco. Dükkanlardan paralar buraya gelir. Buradan başka dostlara dağıtılır. Benim bankam o dostlardır. Arada gelir hesabı öğrenirim. Bana niye söylüyorsun dayı? Oku. Gelibolu'dan İskender. Hala'dan Mustafa. İçinden oku. Okudun mu ya? Hesabımız deftere yazılmaz ye. Şimdi sen okudun. Çünkü benim hafızam eskisi gibi değil. Aklında tut.
borcu olanın ismini söylediğinde o sana borcunu ödeyecek. Marco benim bankamdır yeğen. Kasanın anahtarı benim iki dudağımın arasındadır. Kasanın anahtarı bundan böyle Ezel'in iki dudağı arasındadır, tamam mı? Tamam Pasa.